Merkez Bankası Başkanı Karahan Dubai'de Katar Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Piyasalar şu anda enflasyon düşeceğine inanıyor diyor Karahan. Yılın ikinci yarısında koşullar uygun olacak dezenflasyona diyor. Uzun vadeli hedefimiz %5 enflasyon seviyesine ulaşmak. Popüler olmak için değil, işimizi yapmak için buradayız. Bu da enflasyonu aşağı getirmek diye konuşuyor Karahan. Elbette gelişmeler oldukça vermeye devam edeceğiz diyelim ve devam edelim konuşmamıza. Baki Bey, şimdi tabii Merkez Bankası'na büyük iş düşüyor da bir yandan da aslında kamu tarafına da, maliye tarafına da büyük iş düşüyor. Bu hafta kamuda tasarruf paketini açıkladı ekonomi yönetimi ki önümüzdeki dönemde yeni paketlerin açıklanacağını da söylediler. Bunun piyasalara, iş dünyasına yansıması oldukça olumlu. Piyasalara yansıması, piyasalardan bakış nasıl? Yani şöyle söyleyeyim, algı olarak baktığımızda son derece olumlu. Çünkü daha önce biz bunu kaç sene önce duyduk bilmiyoruz. Yani o kadar rahat bir şekilde söyleyeyim. Tasarruf tedbirleri, parasal büyüklüğü yok. 100 milyar civarında konuşuluyor ama etap etap bunların devamı geleceklerdi. İlk açıklamaya baktığımızda genel anlamı itibariyle hepimizin konuştuğu binalar, konutlar, benzeri şekilde sosyal tesisler, benzeri şekilde arabaların kullanımı, arabaların kiralanması, bunlar şimdi normal şartlarda küçük çaplı, eskiden öyle nitelendiriyordu ama şu kompozisyonda ilk dikkat çekenler, yani herkes bunu çok net bir şekilde görebiliyor. İlk o taraftan başlandı çünkü Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına baktığımızda bu etap etap her ay biz daha tedbirler açıklayacağız diyor. Parasal büyüklükle beraber bu tedbirler gelecektir. Niyet olarak güzel çünkü dediğim gibi yani en son ne zaman açıklandığını hatırlamıyoruz. İş dünyasına baktığında onlar da benzer şekilde ilk görüntü olarak, algı olarak sonuçta ne diyorsun? Ben parasal tedbirler de açıkladım, tasarruf tedbirleri de. Bunu daha da geliştireceğim. İlk başta işte dediğim gibi piyasada 100 milyarlık bir beklenti var buradan tasarruf olarak. Sonraki periyot bu biraz daha %7, gayri safi yurt dışı hasılanın %2'sine, 3'üne doğru ve kalıcı olarak. Şimdi şu anda açıklanan 3 yıllık vadede o görüntü itibariyle 4. yıl seçim var, o döneme atıfta mı bulunarak yoksa 3. yılda tek haneli enflasyona düşeceğiz. O zaman harcamalarımız normalleşmeye başlayacak. Bu kadar tasarruf etmemize gerek kalmayacak mı denecek ki bunu da şey olarak söylüyorum. Yani sadece bu tedbirle kalınmayacak. Yani bu tedbir üzerinden tasarruf tedbirleri güçlü bir şekilde gerçekleşmez. Bakıyorsun Merkez Bankası ve para politikası tarafı üzerine düşeni gayet iyi, hatta beklenenden de iyi yapıyor ki bütün yorumlara baktığımızda hem yurt içi hem yurt dışı tarafta TL enstrüman konuşulan sadece o. Kur tarafı gitmiyor. TL enstrümanlara devam et. Yabancı yatırımcı yılın ikinci yarısı da daha sıkı bir şekilde gelecek. Dolayısıyla oradaki kur baskısı devam edecek. Bu da sana büyük bir avantaj yaratıyor. Hem tahvil tarafında çünkü dezenflasyon sürecine geldiğinde o tahvilin şu anda %44'ler, %45'lerde olan faizi aşağı gelmeye başlayacak ki adamlar para kazanacak. Yatırımcılar diyelim buna daha doğrusu. Şimdi TL mevduatı da sen şu anda %55'ten bağladın mı? Aşağıya 2 ay sonra görüntü itibariyle o dezenflasyonu görmeye başlamamızla birlikte 45'lere inecek ki geçtiğimiz hafta ortasından itibaren diyelim buna bankalar zaten 55-56'ları bazı bankalar %47'ye kadar çektiler. Demek ki böyle bir trend var. Sayın Başkan açıkladığı gibi dezenflasyonun başlamasıyla birlikte yılın ikinci yarısında Temmuz itibariyle diyelim biz ona. Bankalar da kredi line'larını açacaklar. Bu da senin sanayi sektörünün büyümesi açısından son derece olumlu bir katkı yapacak. Böyle baktığın zaman da parasal tedbir var. Maliye tedbirleri etap etap artarak devam edecek. Gri listeden çıkmaya çalışıyorum. Bu hafta kripto yasası meclisten geçmesi ve sunulması bekleniyor. O tarafa baktığında da onda da bir kısmi uyumlu TAF tarafındaki kısmi uyumlu listeden çıkacaksın. Uyumlu listeye geleceksin. Dolayısıyla açık bir kapıları kırdık. Bir virgül koyalım dilerseniz. Az sonra devam edelim. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları devam ediyor. Kameralarımızı Katar'a çevirelim. Vis-à-vis Europe, which is today in difficulty.
very is in transformation question. Difficulty. Its capacity to be an outcome is much stronger than the past. So therefore, what are, AI is in not your a view, new, the difficulties, systemic difficulties that Turkey should deal with in order industry. To keep its own and, financial wide, situations they used say, market, to, wide reaching out they used and at the same time to have, take the benefit predictive out models, of a stricter relationship. Algorithm technology. Thank you, Stefano. Minister. For example, trading. However, with the new AI technology, we assume that this technology, by adopting this technology in the financial institutions, is going to enhance the efficiency, improve customer experience. They will be able to manage their risk better. As well as to better manage their compliance. So Africa, is there a risk or Africa. Not? There is a risk. And any new technology associated, it comes with a risk. So, but the question is what type of risk? In my point of view, buradaki sorumuz nasıl riskleri alacağımız? About the biased data, data privacy, elimizdeki market veriler ve o veri and reliance on AI for atılımlar burada yapay zeka ile ilgili olan konularda düşünülmesi gereken şeyler ve ekstrem konularda bu da tabii ki finansal istikrarsızlığı etkileyebilecek potansiyelde sorunlar bunlar. Burada ana düşünce, ana tehdit siber saldırılar ve bu teknolojiyi kullanarak finansal kurumlara saldırılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada bir politika yapıcı olarak düşünmemiz gereken şey kurumsal kapasitemiz ve yetenekleri, daha yetenekli insanların bu tür bu yeni teknolojileri finansal sektörde adapte edebilmek için bütün bu izlemeleri ve çalışmaları yapabilecek insanların yetişebilmesi ve kullanılabilmesi kurumlarımızda önemli. Aynı zamanda da yapay zeka bu finansal kurumlara entegre edilmesi konusunda çalışmaları yapabilecek insanlara ihtiyaç var. And mitigate the risk. Is that a legal framework that you're putting Peki bu, together? Are you working on a legal framework around the işin hukuksal tarafıyla ilgili oluşturduğunuz bir şeyler var mı yapay zeka ile? Şu anda evet kılavuzlar üzerinde çalışıyoruz. Bu finansal kurumlara yolladığımız bu kılavuzla birlikte onların geri bildirimlerini alacağız ve bir çerçeve olarak çalışacak bu. Ve bu yapay zekayı nasıl kullanacakları ile ilgili bir kılavuz olacak bu. Peki bunun merkez bankaları için oynayacağı rolü nasıl görüyorsunuz? Şu anda önünüzde tabii ki birçok şey var düşündüğünüz. Bu fazladan bir operasyon yükü oluşturur mu? Türkiye Merkez Bankası'nın bir danışmanlık rolü yok. Dolayısıyla bu pek bizim düşündüğümüz bir şey değil ama biz daha çok bunun etkilerini ölçme konusunda çalışmalar sürdürüyoruz. Ve gerçek zamanlı verilerden faydalanıp doğru kararları verebilmeye çalışıyoruz. Ve yapay zekada bu konuda bize çok yardımcı olabiliyor. Ama tabii ki uzun vadede sorulması gereken soru şu ki bu reel ekonomideki etkilerin ne olacağı? Çünkü iş gücü piyasasındaki durumlar pek belirsiz olmaya devam ediyor. Ve teknolojik inovasyon konusunda yapay zeka biraz daha farklı bir açıdan farklı bir kulvardan devam ediyor. Buradaki
potansiyel olarak bu bankacıların, hukukçuların veya ekonomistlerin kullanımıyla ilgili konuşmak mümkün. Dolayısıyla bunun tam olarak uygulama alanlarını düşünmek pek mümkün olmayabilir. Ve hani bankacılar hakkında konuştuğumuzda bu yapay zekanın kullanımı şimdiye kadar da konuştuğumuz gibi onları cidden doğrudan etkileyebilecek bir gelişme. Ve real ekonomi konusunda onun etkilerinin ne olacağını tahmin etmek zor. Türkiye ekonomisiyle ilgili bir düşündüğümüzde ekonomi Bay Şimşek'in, Bakan Şimşek'in konuşmalarıyla birlikte insanların bazı çekinceleri vardı. Onlarla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bu da tabii ki harcama harcamayla ilgili insanların tabii bazı düşünceleri var. Ve enflasyona karşı olan mücadelemizde ne kadar hızlı olabileceğiz, çevik olabileceğiz diye düşünmek gerekiyor. Ve tabii Hazine ve Maliye Bakanlığımız tabii ki burada bir harcama paketiyle birlikte yeni atılımlar yapacak. Son bir soru sormak istiyorum size, ekselansları. Gördüğünüz en önümüzdeki birkaç yılda hani illaki yapay zeka olması gerekmiyor ama gördüğünüz riskler nedir? Honestly, dürüst olmak gerekirse politik istikrarsızlık ve farklı bölgelerde burada krizler görebiliyorum. Dolayısıyla hani ekonomist olarak burada gördüğümüz politika yapıcılarla da birlikte bu sektördeki görmek istediğimiz I want to follow up on Mark Stephanie's here would echo that sentiment. Your Excellencies, thank you so much for this fascinating conversation. We spoke about a lot of topics. I wish we had more time, but thank you very much for your time. Thank you. Katar Ekonomi Forumu'nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmaları vardı. Biraz daha yapay zekaya yönelik bir oturumdu aslında. Ama Karahan'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları da var. Hemen birkaç başlığı aktaralım ve konuşmaya devam edelim. Fatih Karahan, enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazırız diyor. Özellikle bundan sonraki dönem için enflasyonu aşağı getirmemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az bir büyüme olabilir diyor. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak diyor. Piyasalar şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var diyor. Popüler olmak için değil, işimizi yapmak için buradayız. Bu da enflasyonu aşağı getirmek diye konuşuyor. Uzun vadeli hedefimiz %5 enflasyon seviyesine ulaşmak diyor Karahan. Sosyal refaha en önemli katkımız fiyat istikrarı yoluyla olur diye konuşuyor.